Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yeni bir dersle sizlerle beraberiz. Bugün 9. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 5. ünite son konusu olan Kur'an'dan mesajlar Hucurat suresi 13. ayetin açıklaması ve yüce Allah'ın insanları niçin farklı milletler halinde yarattığını, farklı topluluklar halinde yarattığını bu konu üzerinde duracağız. Sevgili öğrencilerim, kanalımıza Abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim isterseniz önce Hucurat Suresi 13. ayete bir göz atalım. Ondan sonra konumuzun ayrıntılarına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ev unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile li taarefu. İnne ekremekum indallahi etkakum. İnne Allaha alimun habir. Ey insanlar sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve Birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Sevgili öğrencilerim, şu soruyu hiç düşündük mü? Allah Celle Celalü insanları niçin farklı milletler halinde, topluluklar halinde yarattı? İsteseydi tek bir topluk yapar, gereğini gerçekleştirebilirdi. Fakat Allah neden böyle yaptı? Muhakkak bunda bir hikmet var. Değerli öğrencilerim, eğer Yüce Allah bir şeyi takdir etmişse, bir şeyi dilemişse muhakkak onda bir hikmet vardır. Bundan dolayı Allah'ın da insanları farklı milletler halinde yaratmasında şüphesiz bizler için hikmetler mevcuttur. İşte bizler bu hikmetleri araştırmak, bu hikmetleri bilmek ve bunun gereğini yapmak durumundayız. Peki şimdi genel olarak Hucurat Suresi'ne bir bakalım isterseniz. Ondan sonra bu ayetin muhtevasına geçelim dersimiz içerisinde. Sure adı Hucurat Suresi ve bu sure Medine'de indirilmiştir. Yani inzal olmuştur. Nüzul etmiştir. Ayet sayısı 18 ve nüzul sebebi, içeriği, muhtevası şu. 1. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Peygamber'e karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretmek. Birinci sebebi bu. 2. Edep kurallarının neler olduğundan bahsetmek. 3. Müminlerin birbirine karşı ilişkilerini belirlemek ve müminlerin birbirine karşı ilişkilerini belirleyen temel ahlak ilkelerini Ortaya koymak ve dördüncü olarak da eğer Hazreti Peygamber'e edep gösterirsek, ölçülü olursak, saygı duyarsak, ona uyarsak bu yaptıklarımızın bizi Allah'a yaklaştıracağını vurgulamak. İşte bu dört husus değerli öğrencilerim Hucurat suresinin muhtevasını, içeriğini ve nüzul sebebini bizlere göstermektedir. Demek ki bu dört sebebe uymamız gerekiyor. Bunları yaparsak sonuçta yüce Allah'a da bizi ne yapacak bu davranışlarımız yaklaştıracak. Ve sevgili arkadaşlar, surenin 13. ayetinin kapsamına baktığımız zaman da 13. ayette tüm insanlığa bir hitabın olduğunu görmekteyiz. Evet. Burada tüm insanlığa hitap edilmektedir. 2. Ayrıca yaratılıştaki temel bir kuralı da bizlere hatırladır. Peki nedir bu temel kural? Değerli arkadaşlar, yüce Allah insanları Hazreti Adem Aleyhisselam ve eşi Hazreti Havva'nın çocukları olarak yaratmış ve onları çeşitli kavimlere ve kabilelere ayırmıştır. Bu farklılıklar çatışma, savaş ve ayrılık sebebi değil bilakis tanışma ve kaynaşma vesilesidir. Yeryüzündeki insanların ırk, dil ve renk gibi maddi çeşitlilikleriyle, kültür, örf ve adet gibi manevi çeşitlilikleri Allah'ın yaratmasındaki zenginliğin ve güzelliğin bir yansımasıdır. İşte bundan dolayı bu durum insanların birbirini pek çok farklı özellikleriyle tanıyıp kaynaşmalarına yarar. Bu vesileyle dünyadaki insanlar birbirini tanır, birbirlerine daha çok yaklaşır ve birbirlerini tanıma fırsatı bulur. İnsanların farklı soylara, kabilelere, millet ve ümmet olarak ayrılmalarının asla üstünlük taslama veya başkalarını küçük görmelerine bir sebep değildir arkadaşlar. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Farklı soy, kabile, millet ve ümmet olarak ayrılmamız, bizim bir üstünlük taslamamız veya başkalarına karşı başkalarını küçük görmenin, küçük görmemizin bir sebebi değildir. Çünkü yine ayette belirtildiği üzere üstünlük ancak takva iledir. Yani İslam'da insanın Allah katında, Allah Celle Celaluhu katındaki değer ve üstünlüğünün ölçüsü takvadır. Peki o zaman takva nedir? Şimdi biraz takva üzerinde duralım. Arkadaşlar, takva yüce Allah'ın emirlerine uyma ve yasaklarından sakınma konusunda hassas davranmak ve kul olma bilincinde olarak hareket etmektir. Evet. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Yüce Allah'ın emirlerine uyma ve yasaklarından sakınma konusunda hassas davranıyorsak ve kul olma bilincinde hareket ediyorsak o zaman biz takva ehli insanız demektir. Ve gene takva Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi bildiğinin ve her şeyden haberdar olduğunun da bilinciyle yaşamaktır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. bu iki bilince ulaşmak var ya bu iki bilince ulaştığı zaman insan artık işlem bitmiştir ve onun için kötü bir hayat kötü bir gelecek yok demektir. İnsan bu konuda hassasiyet gösterirse sorumluluklarına uygun olarak güzel davranışları da ne yapacaktır arkadaşlar? Sergileyecektir. Peki bu nedenle arkadaşlar bu saydıklarımızdan hareketle insanın bir kişisel öz denetimi olur. İki geçici dünya hayatına aldanmaz. Üç ebedi hayatı için hazırlık yapar. Dört, hem bu hayatını hem de ahiret hayatını güzelleştirme çabası içinde olur. İşte arkadaşlar takva dediğimiz şey bize bu dört temel özelliği kazandır. Bir kişisel öz denetimimiz olur. Her an kendimizi ne yaparız? Denetleriz. Yani yalpalama yok. İki, geçici dünya hayatını aldanmayız. Çünkü bu dünya geçicidir. Asıl hayat öte taraftadır. Öte tarafta en güzel hayatımızı yaşayacağız, ahiret hayatımız. O zaman bu dünyanın geçici hayatına, süslerine ne yapmayız? Aldanmayız. Üç, ebedi hayat içinde hazırlık yap yaparız. Çünkü nerede daha çok kalacaksak, oraya için hazırlık yapmak daha esastır. Ama tabii ki bu dünyamızı da ne yapacağız? Mamur edeceğiz. Bu dünyamızı da kötü yaşamayacağız tabii ki. Ama bu dünyayı güzelleştireceğiz diye ahiretimizi de ne yapmayacağız? Karartmayacağız. Asıl olan vatanımız ahiret için çalışacağız. Hem bu dünya hayatını hem de ahiret hayatını da bu vesileyle ne yapmış olacağız? Güzelleştireceğiz. Dolayısıyla hem iç denetimimiz hem dış denetimimizde bir istikrar olacak ve istikrarlı dengeli bir hayat yaşayacağız. Din kültürü derslerimizden hatırlarsanız bizi nasıl yaratmıştı Yüce Allah? Ümmetül vasat. Vasat yani orta ümmet. Öyle değil mi? Evet. E, orta ümmet, orta yolu takip etme. Bu nasıl olur? İstikrarla olur. Yalpalamakla olmaz. Değil mi? İç denetim ve dış denetimimizle olur. Yani bir disiplin içinde olmamızla, hayatımızı bir disiplin içine sokmamızla olur. Sevgili arkadaşlar, birkaç ayet ve bir hadis e, üzerinde de e, durmak isterim. Mesela, dikkatinizi çekmiştir. Bakara suresi ayet 201'de şöyle buyuruyor Yüce Allah. Yine onlardan diyor. Ey Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru, cehennem azabından koru diyenler vardır. İşte arkadaşlar... Biraz önce saydıklarımızı bu ayet çerçevesinde düşünürseniz bu sırra vakıf oluruz değil mi? Evet. Şimdi biz ne demiştik? Hem bu dünya hayatımızı hem ahiret hayatımızı güzelleştirme çabası içinde olma. Değil mi? Öz denetim içinde olma. Dolayısıyla hem Allah'tan bu dünyamız için hem de öbür dünyamız için ne isteyeceğiz? Hayır isteyeceğiz bu ayet bunu ne yapıyordu? İçeriyordu. Evet. Allah'ım bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru. Evet. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Evet. Bakara suresi 201. ayet bunu diyorum. Gene arkadaşlar Fatır suresi 5. ayete baktığımız zaman ayetin bir bölümünde şöyle diyor. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Yani burada şeytana, nefsimize uymanın kötülüğü ortaya konuyor. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın diyor. Yine Fatır suresi 7. ayetin devamında şöyle bir ifade var. Yüce Allah buyuruyor. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Bakın dikkat ediyor musunuz? Arkadaşlar iman edip Yüce Allah'a dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara demek ki dünyada da yararlı işler yapacağız ve ahiretimiz için de yararlı işler yapacağız. O zaman sonuçta bize ne olacak? Bağışlanma. Yüce Allah bizi affedecek ve büyük mükafatlara e, nail olacağız inşallah. Bir hadisi şerifte de Hazreti Peygamberimiz şöyle buyuruyor arkadaşlar. Kamil insan olmak adına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki günü eşit olan zarardadır buyuruyor. İşte bu hadisi şerifi de bizim için bir düstur olmalıdır. Hayatımızı düzene sokmaya, hayatımızı disiplin altına almada. Öyle değil mi arkadaşlar? Elbette kar zarar hesabını sadece geçici dünya menfaatleri için değil, bizleri bekleyen sonsuz ahiret hayatı içinde yapmalıyız. Değerli öğrencilerim, konunun sonunda Hazreti Peygamberimizin bir hadisi yer almakta ve bu hadisten sonra bize bir soru yöneltilmekte kitabımızda. Hadis-i şerif şöyle, Ey insanlar şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. İşte değerli öğrencilerim, bu ayetle, bu, had bu hadislerle biz insanların farklı soy, kabile, millet ve ümmet olarak ayrılmalarının asla üstünlük taslama veya başkalarını küçük görmelerinin bir sebebi olmayacağını öğreniyoruz. Çünkü Yüce Allah insanları Hazreti Adem ve eşi Havva'dan yaratmıştır ve çeşitli kavimlere, kabilelere ayırmıştır. Bu farklılıklar çatışma, savaş, ayrılık vesilesi değil bilakis kaynaşma, tanışma vesilesi olarak önümüze koymuştur. yeryüzündeki insanların ırk, dil ve renk gibi maddi çeşitlilikleriyle kültür, örf ve adet gibi manevi çeşitlilikleri Allahu Teala'nın yaratmasındaki zenginliğinin ve güzelliğinin bir göstergesidir. O zaman bizler ne yapmalıyız arkadaşlar? Bu güzellikleri yansıtmalıyız ve dünyamızı cennete çevirmeliyiz. Çünkü asıl üstünlük, Allah katındaki asıl üstünlük de takvadır. Bunu vurgulamış olalım. Peki takva neydi? Hatırlayalım tekrar. Yüce Allah'ın emirlerine uyma ve yasaklarından sakınma konusunda hassas davranmak ve kul olma bilincine ulaşmaktır. Ve Allah'ın her şeyi bildiğinin ve her şeyden haberdar olduğunun bilincinde olarak bir hayat sürmektir. Arkadaşlar. Bu vesileyle ben de hepimizin Allah'a kul olma bilincinde olarak bir ömür sürdürmemizi ve takva içinde yaşamamızı yüce Allah'tan diliyorum. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu laktadığınız için çok teşekkür ederim. Derslerimizi, videolarımızı arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız memnun olurum. Değerli öğrencilerim, 5. ünitenin son konusunu bitirmiş olduk. Bundan sonraki hafta ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını... Cevaplayacağız. daha sonraki haftada ikinci dönem yazılı sorularıyla sizlerle beraber olacağım dersimizin dersimizi bitirirken hepinize sevgiler sunuyorum hoşça kalın diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esen kalın